Nihayet büyük gün geldi. Bu sitede incelemesi bulunan 1980 yapımı Cinnet filminin devamı nihayet beyaz perdede. Heidegger'in büyük bir heyecanla seyrettiğim bu film üzerine biraz konuşalım. But the things that live there. Film bilindiği üzere Shining'de minik bir çocuk olarak seyrettiğimiz Danny üzerinden devam ediyor. İlk filmin sonunda Jack otelin bahçesinde labirentin içerisinde donarak ölmüştü. Wendy ve Danny ise oradan uzaklaşmayı başarmıştı. Film işte tam buradan devam ediyor. Yine fragmanlarda görüldüğü üzere Danny efsanevi Overlook oteline geri dönüyor. Devam filminin de Stephen King romanı üzerinden senarize edilmesi tabii ki büyük bir avantaj. Film boyunca bazen açıktan, bazen de mekanlar ya da kişiler üzerinden bu yapıma sayısız kez atıf yapılıyor. Eğer Cinnet filmini seyrettiyseniz bu yapımdan alacağınız lezzet kat be kat fazla olacaktır. Not many ride the bus this far north. Çünkü ilk filme gerçekten de çok fazla gönderme bulunuyor ve bunları fark ettikçe film daha da bir güzelleşiyor. Eğer bu yapımı kabaca ikiye ayırırsak, ilk yarı konunun yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde toparlanmasıyla geçiyor diyebiliriz. Filmin ikinci yarısı çok daha iyiydi. İlk filmden aşina olduğum Shining müziği benim görebildiğim kadarıyla filmde iki yerde kullanılmış. Bunların birincisi filmin hemen açılışında, ikincisi ise Danny otele giderken. Filme yöneltebileceğim en net eleştiri karanlık çekimlerin, yani gece çekimlerinin fazlalığı. Bu sahneleri sinemada seyretmek çok eğlenceliydi ve bizi filmin atmosferine çekip alabiliyordu. Ama bu gece çekimleri eğer film küçük bir ekranda seyredilirse hoşnutsuzluk meydana getirebilecek kadar fazlaydı. Ben genel olarak filmi beğendim. Senaryo tabii ki Cinnet filmiyle de sona erebilirdi ama yazar konuyu devam ettirmeyi ve bence gayet güzel bir sonla bağlamayı tercih etmiş. İlk filmde tam olarak cevabını veremediğimiz bazı soruların net cevaplarına bu yapımda ulaşabilmek de ayrıca güzeldi. Doktor Uyku'da Jack'in ruhunun artık otele ait olduğunu öğreniyoruz. Danny'nin barda babasıyla konuştuğu sahne sanırım benim filmde en beğendiğim sahneydi. Demek ki otele ait ruhlar kim olduklarını hatırlamıyorlar ve otelin hizmetçisi haline dönüşüyorlar. Jack ne karısını ne de Danny'yi hatırlıyordu. Kendisinin bir otel çalışanı olduğunu düşünüyordu. İlk filmde Danny ile zihinsel olarak konuşan Dick karakterini hatırlarsınız. O ilk filmde Jack tarafından baltayla öldürülmüştü. Dick öldükten sonra Danny ile olan iletişimini devam ettiriyor. Ona rehberlik yapıyor, hatta otelden gelen kötü ruhlardan nasıl korunacağını öğretiyor. Onları bir sandığa kilitleme numarası gerçekten de Danny'nin çok işine yarıyor. Danny'nin annesi Wendy filmin 5-10 dakikalık bölümü dışında hiç yer almıyor. Ama filmin sonunda onun da öldüğünü anlıyoruz. Çünkü Danny ölüm sineklerini annesinin yüzünde de gördüğünü söylemişti. Danny onları ölümleri yaklaşan kişilerde görüyordu. Bu arada otel patlarken görülen Wendy'nin onun diğer boyuta geçmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Wendy bu zaman diliminde ölmüştü ve Danny de ölmek üzere olduğu için aynı frekansları, aynı boyutları paylaşmaya başladılar. Ebra Stone karakteri henüz bir çocuk olmasına rağmen çok çok iyiydi. Onun ölümcül düşmanı Rose'u nasıl darmadağın ettiğini görmek çok iyiydi. Tabi Rose tecrübesini ve içtiği 2 adet şişenin gücünü kullanarak onu alt etmeyi başardı. Ama sonuçta bir çocuk olan Ebra Stone karakteri gerçekten çok sağlamdı. Ben filmin devam edeceğini düşünmüyorum. Ama eğer istenirse yapım Ebra Stone karakteri üzerinden rahatlıkla devam ettirilebilir. Ebra öldükten sonra diğer boyuta geçen Danny'nin tavsiyesine uyuyor ve gücünü artık saklamayacağı belli. Diğer taraftan Rose onun içinde bulunan karanlık tarafı görebilmişti. Labirent sahnesinde bunu ifade etti ki ben zaten film boyunca bunu iliklerime kadar hissettim. Hele hele Rose'u tuzağa düşürdüğü ve onun elini parçaladığı sahnede sanki geleceğin kötü karakterini seyrettik bir an. Onun içindeki karanlık taraf kendisini bu sahnede açıkça göstermişti.
Filmin sonunda Danny zihnindeki tüm sandıkları açtığında açıkçası onun Ebra Stone tarafından kurtarılacağını düşünmüştüm ama böylesi daha güzel olmuş. Danny kendi ölümü pahasına kızı kurtarmayı başardı. Otelin tamamen yanması muhtemelen onu bir daha göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Otel yanarken şahsen benim içimde de bir şeyler yanmadı deyin. Danny otelde dolaşırken özellikle balo salonuna girdiğinde sanki ilk filmi tekrar yaşıyor gibi olduk sinema salonunda. Gece çekimlerinin fazlalığı ve ilk yarıda konuyu toparlamaktan kaynaklanan o durağanlık göz ardı edilirse gayet tatmin edici bir final seyrettiğimizi söyleyebilirim.